Merhaba, hepinize saygılar sunar güzel günler dilerim. Seçim vakti yaklaştıkça herkes, partiler, adaylar birbirlerinin kirli çamaşırlarını ortaya dökme yarışına, telaşına girdi. Tabii bu kirli çamaşırlar gerçekten kirli mi? Yoksa iftira mı bir kısmı bunu şimdi anlamak mümkün değil çünkü bazıları hakkında soruşturmalar açıldı ama bunları size aktarmak da bizim işimiz biliyoruz siyasetten biraz bıktınız ama işte siyasetten bıktıran şeyler de biraz bunlar değil mi zaten ee, geleceğiz yani örneğin bir Gökhan, Zvan, Gökhan Zan olayı patladı. Dün patladı. Türkiye İşçi Partisi Hatay adayı ve çok iddialıydı Gökhanzan Zan. Hatta dedi benim Lütfi savaş benim oyları mı bölüyor dedi Cumhuriyet Halk Partisi adayı için ki Cumhuriyet Halk Partisi adayının hani kazanması biraz sallantıda söyleyeyim. Ondan sonra e, fakat. E, bir, Türkiye İşçi Partisi çekiyoruz biz adaylıktan biz çekiliyoruz dedi. Gökhan Zan hayır bunlar iftira dedi benim hakkımda iftiralar atılıyor dedi. Çünkü Türkiye İşçi Partisi dedi ki bizim tasvip etmediğimiz onaylamadığımız bir takım ilişkiler içine girmiş. Kendisi bunu reddediyor mahkemeye gideceğini söylüyor ama biz şey yapamayacağız bunu üstlenemeyeceğiz dedi. Gökhan Zan devam dedi ve Davaları hakikaten suç duyurusunda bulundu. Bakalım nereye gidecek? Fakat Türkiye İşçi Partisi'nin yokluğunda da Cumhuriyet Halk Partisi hani ne derler fırsatı ganimet bildi. Hadi bize verin oylarınız dedi. Bakalım Hataylılar kimlere verecek oylarını? Adalet Kalkınma Partisi ile Cumhuriyet Halk Partisi arasında geçiyor yarış ve biraz Adalet Kalkınma Partisi önde. Yani onu da söyleyelim. İstanbul'a gelelim. İstanbul yine tabii her zaman olur. Bugün size bir şey sözü hani veremiyorum. Yani Murat Kurum gafı. Çünkü Murat Kurum e, kamuya açık bir yerde konuşmadı. Sahur toplantılarında e, dün sabaha karşı yani bu sabaha karşı sahur toplantılarında konuştu. Fakat Murat Kurum'un bir başka dosya çıktı. E, Politik Yol e, internet sitesinde yer alan bilgilere göre 2009-2018 arası Emlak Konut Genel Müdürlüğü ve 2018-2023 arası Şehircilik Çevre İklim Bakanlığı döneminde onay verdiği 31 projeden sağlanan rant, kendi cebine giren demiyorum lütfen yanlış anlaşılmasın, 1.2 milyar dolar olarak hesaplanıyor. Bunun içinde ne var? Bunun içinde 2017 yılında hani hükümetten gelen telkin mi diyelim, siz baskı diyebilirsiniz istiyorsanız, Hani Doğan grubu bütün gazeteleriyle her şeyle Demirören grubuna geçti ya işte Demirören grubu var. Demir, Demirören grubunun Kemer Country diye İstanbul'un hani kuzeyinde ki büyük yerleşim alanı var. Ha bu arada hatırlatalım hürriyet ve bütün Doğan grubunu almak için 700 milyon dolar Ziraat Bankası'ndan borç almıştı ya Demirören grubu. Bildiğimiz kadarıyla onun henüz bir kuruşu ödenmiş değil. Ama diyeceksiniz ki ya kat be kat verdiği hizmetle ödenmiştir. O da sizin yorumunuz olur. Ama İstanbul'da bir başka skandal daha var. Bu İstanbul İl Başkanlığı mevcut Cumhuriyet Halk Partisi'nin kullandığı İstanbul İl Başkanlığı binasının satın alınması işlemi sırasında işte hani deste deste paralar sayılıyor ya. Şimdi Cumhuriyet Halk Partiler diyor ki ya bu zaten bütün emlak işlerinde böyle olur ama bir soruşturma açıldı. Gözaltına alınanlar var. Bugün bir gözaltı daha doğrusu bir ifade daha alındı. Yani orada ne oluyor diye. Bu arada Canan Kaftancıoğlu hakkında işte Canan Kaftancıoğlu şöyle diyor diye bir yayın yapıldı. Efendim Canan Kaftancıoğlu orada kimin şeyi varmış, bir bakılsın diye. Kimin müdürleri çalışıyormuş filan diye. Tabi İmamoğlu'nu iddia eder şekilde iddialı. Fakat Canan Kaftancı dedi ki ben böyle bir şey söylemedim nereden çıkarıyorsunuz? Şimdi o il binasının alımında tabii ki birkaç kişinin rolü var. Bir İstanbul İl Başkanı o ara Canan Kaftancıoğlu. E, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu. Ama Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve Bülent Kuşoğlu. Genel Başkan Yardımcısı Mali İşlerden Sorumlu. Henüz oralardan bir açıklama gelmedi yani bunu da e, enteresan bir durum olarak e, dikkatinize getirmek istiyorum. Ama tabii her taraftan var bu dökülme. Yani sadece siyasetten değil. Nerede var örneğin Murat Yetkin? İşte futbolda var. Futbolda zaten hani bu bir değil beş değil artık daha yeni. Bu Suudi Arabistan'da oynanacak Fenerbahçe Galatasaray şeyini işte e, süper kupa şeyini Cumhurbaşkanlığı Kupası'ydı eski adı. Hani onun Suudi Arabistan'da oynanmasında bir rezaletler çıktı zaten. Biliyorsunuz Türkiye Futbol Federasyonu e, sütten çıkmış ak kaşık zaten. Hiç onların hiçbir şeyde bir sorumluluğu yok. Tertemizler. Analarının ak sütü gibi iş yapıyorlar. <laughs> Nedense bütün skandallarda futbolda çıkıyor arkadaş. Nasıl oluyor bu iş? Şimdi şeyde Fenerbahçe Trabzonspor maçının bitiminden sonra seyirciler sahaya indi. Sahaya indi, futbolcular dövüldü. Fenerbahçe antrenörünün kafasına yabancı cisim atıldı, isabet etti. İçişleri Bakanlığı artık duruma el koydu. Baktı ki futbol federasyonundan bir şey gelmeyecek. Zaten bir asayiş olayı el koyması da lazım. 12 gözaltı olduğu açıklandı. 12 gözaltı olduğu yani sporda şiddet ve dünyaya rezil oluyoruz. Yani söyleyeyim bütün dünyada ya ne oluyor bu Türklerde falan diye. Hani bizim vardır ya böyle futbol basınımız da çok meraklı bu işlere. Meslektaşlarımız birinin bir golü işte bilmem İspanya'da haftanın golü sıralamasında üçüncü olmuş aman 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 manşetlere ya rezil ediyorlar bizi günler iki gündür dünya futbol basını Türkiye'de neler oluyor diye futbolda şiddet diye Türkiye'yi rezil ediyorlar ama çıt yok. Çıt yok çünkü kulüpler dokunulmaz değil mi? Türkiye'de her şeye dokunulabiliyor. Cumhurbaşkanına dokunulabiliyor. Yani medya olarak. Efendime söyleyeyim muhalefet partileri zaten yerden yere vuruluyor. Ekonomiye dokunulabiliyor. Her tarafa dokunulabiliyor. Futbol kulüpleri dokunulmaz. Değil mi? Yani yalan mı söylediğim? Şimdi böyle bir şey var. Yani böyle bir hani iki yüzlülük de var medya açısından söylüyorum. Böyle bir iki yüzlülük de var. Aman abi kulüplere dokunmayalım ne olur ne olmaz. Belki hani olur ya bir şey olur filan. Yani bu olacak bir iş değil. Bakın görüyorsunuz giderek futbolda şiddet tırmanıyor. Hakem dövmeler artıyor. Yani geçenlerde de bir maçta bir Fenerbahçeli oyuncuydu galiba Fenerbahçeli. Ya takımların önemi yok. Vallahi Fenerbahçe, Beşiktaş, Galatasaray, Trabzonspor takım için söylemiyorum. Ama herkes bir şeyi hani zorbalığı kendinde hak görür oldu. Ha örnek tabii bunu vermeden olur mu? Bu eylem tok diye yazar. İşte çocuğunun adını veremiyoruz 18 yaşından küçük diye ama çocuğu gitti adam öldürdü. Annesi gitti bir de olay yerini temizlemiş. Değil mi? Aldı çocuğu Amerika Birleşik Devletleri'ne kaçırdı. Tabii şimdi bir de şey var. işte çocuğun da gitmiş zaten Amerika'da doğmuş. Amerikan vatandaşı olsun diye. İade edilemiyor değil mi? Türkiye'de şöyle bir şey var artık parasını veren her şeyi yapabiliyor. Böyle bir maalesef e, algı e, ortaya çıktı. Algı ortaya çıktı. Şimdi ne olacak? Hani o Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlu da trafik kazasında Kurya'yı öldürdü ya. Ha ne oldu? Bitti gitti. Bitti gitti. Çünkü kan parası diye bir şey var efendim. öldürülen Öldürülenin ailesine, ölenin ailesine bir kan parası veriliyor. Onlar işte şikayetlerinden vazgeçiyorlar. Efendim söyleyeyim, sadece kamu davasında ne kadar olursa az bir cezayla kurtuluyorlar. Öldüren öldürdüğüyle kalıyor. Böyle bir görüntü var. Adalet Bakanı, İçişleri Bakanı, Başbakan yok artık, Cumhurbaşkanı ne yapıyor? İşte burada da bir soru işareti ama çürüme her tarafta. Bakın söylüyorum çürüme her tarafta. Cumhurbaşkanı dedik. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan tabii keçi öğrende e, Turgut Altınok'a desteğe gitti. Çünkü hakikaten epey bir e, zorlama gerekiyor. Daha yeni e, şeydi e, Mansur Yavaş önde. Mansur Yavaş'ın arayı kapatması için e, Mansur Yavaş'la olan arasını kapatması için hakikaten Erdoğan'a ihtiyacı var Turgut Altınok'un. Ama şunu da söyleyeyim Mansur Yavaş önde ama garanti değil kazanması. Neden? Çünkü Ankara'da herkes biliyor ki. Ankara'da sandık oyunları dönüyor. Ve sandık oyunlarının bir ustası da bugüne kadar bilindiği kadarıyla e, Turgut Altınok. Keçiören Türkiye'nin dördüncü e, büyük ilçesi. Arkadaşlar Çankaya'da üçüncü büyük ilçesi. Yani Ankara'da dönen sandık oyunları aslında pek başka bir yerde de dönmüyor. Bu kadar Mansur Yavaş 2014'te nasıl kaybetti? Cumhuriyet Halk Partisi teşkilatı destek vermedi Mansur Yavaş'a. Sandıklardan kim ne aldıysa gitti. İşte Mansur Yavaş az bir farkla şeyin altında kaldı Melih Gökçey'in o zaman. 2019'da sandıklara biraz sahip çıkıldı. İttifak filan da vardı. Mansur Yavaş kazandı. Yani şimdi de benzeri bir şey olabilir. Bunu da size söylüyorum. Ama Keçiören'den bahsetmiştim. Keçiören'deki konuşmasında hani Cumhurbaşkanımız emeklilerden sabır ve metanet istemişti ya. İşte bu defada da özür dilerim küçük esnaftan istedi efendim. Küçük esnafın durumunu biliyoruz ama düzelecek söz dedi bakalım düzelecek mi Bu arada bir şey haberini de size e, e, vermiş olayım ekonomiyle ilgili bir haberi ayın 21'inde tam da Nevruz günü 21'inde para politikası kurulu Merkez Bankası'nın toplanıyor Fatih Özatay Profesör Doktor Yetkin Report'ta bugün yazısı var Vaktiniz varsa yetkin riporta girip okumanızı tavsiye ederim. Meraklılar için önemli bir yazı. Ee, diyor ki bu hani yüzde 45'ten düşürülmesi beklenmiyor ya sonbahar aylarına kadar. Bu diyor e, hani aynen devam edecek mi? Neden bu soruyu soruyor? Çünkü enflasyonla mücadelede Şubat ayından Mart ayına 3 e, tane şey var diyor. E, olumsuz gelişme var diyor. Ve bu gelişmelerin... E, kalıcı olma ihtimali olanı da döviz kurunda dolar kurunda ve diğer avro kurundaki e, istikrarsızlık, dalgalanma, yükselme olarak e, saptıyor. Biz bunu biliyorsunuz daha önceki yayınlarımızda dile getirdik. Neden bu? Çünkü öz, 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 özür dilerim. E, yabancı yatırımcı, yabancı yatırımcı ki onu onların gelmesi bekleniyor. Ya acaba seçimlerden sonra Erdoğan bu politikadan vazgeçer mi? Mehmet Şimşek'i işte işten atar mı? Daha önce attı 2018'de biliyorsunuz. Yeri de Berat Albayrak geldi. 2023'te Nebati'yi gönderdi. İşte hani kırmızı mumlu davetiye ile Mehmet Şimşek'i çağırdılar tekrar. Böyle de bir şeyler var. Bu güvensizlik işte bu güvensizlik kalıcı bir durum olabilir endişesini dile getiriyor. Bakalım yani Fatih Özetay dile getiriyor. Bakalım ayın 21'inde para politikası kurulundan ne karar çıkacak. Hepimizi ilgilendiriyor. Ekonomi çünkü. Bakın işte emeklilerden sonra küçük esnafa da, e, her şey çok güzel olacak dedi. E, Cumhurbaşkanımız metanet sabır emeklilere tavsiye etmişti. Yeni bir yayında yeniden karşınızda olmak ümidiyle. Hoşçakalın.